Evet, herkese merhabalar. Bugün Keçiören'den yine çekimimize başladık. Dışarıya çıktık yine. Aslında bizim kanalın kurulma amacı dışarıda çekimler yapmak, tamam. Ama asıl amacı şehir dışlarındaki mübareklerin, büyüklerimizin kabirlerini ziyaret etmek, kültürel yerleri gezmek, sizlerle paylaşmak. Ama bu pandemiden dolayı bu şehir dışı çekimlerimize daha başlayamadık. İnşallah Allah-u Teala'nın izniyle bu pandemi başımızdan giderse, Cenab-ı Hak kaldırırsa şehir dışı çekimlerimize en kısa zamanda başlayacak. Ayda bir şehir dışı çekimleri yapmak istiyoruz. İnşallah sizler de dua edin. Biz de dua edelim. Hep birlikte gittiğimiz yerleri de sizlere paylaşalım. Sizlere gösterelim. Güzel vloglar çekelim inşallah. Bugün de Keçiören'de belediyenin tam önündeyiz. Burada bir etkinlik var ama etkinliğin ne etkinliği olduğunu bilmiyoruz. Yani etkinliğin sebebi ne, nedir bilmiyoruz. Hep genelde Kızılay'da işlerimiz oluyor. Onları paylaşıyoruz ama artık kusurumuza bakmayın. İnşallah pandemiden sonra daha güzel vloglar, çekimler yapacağız. Şehir dışlarına gideceğiz. Güzel yerlere çekimler yapacağız. Çok güzel planlarımız var. Ama daha faaliyete geçiremedik. Allah-u Teala'nın izniyle inşallah hepsini faaliyete geçeceğiz. Hadi bakalım devam. Evet, yine Kızılay'a gidiyoruz. Küçük bir işimiz var. Onu halledeceğiz inşallah. Artık kusurumuza bakmayın. Habire böyle vloglarla, videolarla karşınıza çıkıyoruz ama elimizden gelen şu an, şu zamanda bu kadar. Çünkü pandemi durumu var. Bizim kanal mübareklerin, büyüklerin, büyük zatların kabirlerini ziyaret, kültürel yerleri ziyaret, oranın vloglarını sizlerle paylaşmak için kuruldu. Ara sıra da işte böyle hani günlük vlog çekmek için kuruldu. Ama elimizde olmayan sebeplerden ötürü maalesef şehir içi çekimleri yapıyoruz. Gittiğimiz yerleri çekelim, paylaşalım diye. İnşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle, büyüklerin hürmetiyle şu pandemi dönemini de atlatırsak, havalar da bir düzelmedi. Havalar da Allah-u Teala'nın izniyle daha güzel, sıcak olursa, düzelirse şehir dışı çekimlerimizi inşallah başlamak istiyoruz. Güzel planlarımız var. Allah-u Teala nasip ederse inşallah o planları faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. İnşallah güzel şeyler olacak. Güzel vloglar çekeceğiz. Tabii siz hiç yorum yapmıyorsunuz. Yorum yaparsanız biz de yorumlarınıza nazaran daha güzel hani vloglar, çekimler, neler yapabileceğimizi düşünüp karar verip faaliyete geçiririz. Sizlerden de biraz yorum bekliyoruz. Sevdiklerinize, akrabalarınıza, arkadaşlarınıza, dostlarınıza bizi tavsiye etmenizi istirham ediyorum. Kanalımızı takip etmenizi istirham ediyorum. Yani bakıyorum, hani yanlış anlamayın. Zaten bu kanal her vlogda söyleyeceğimi söylemiştim bir önceki vloglarımda da. Kazanç elde etmek için, para kazanmak için kurulmadı. Ama ben bakıyorum şöyle, YouTube'da çok geziniyorum. Yani bir sürü YouTuber var. Hiç böyle insanları bilgilendirici çekimler yapmıyor. Eğlence, kahkaha, bilmem ne, cart cürt. Ama bakıyorsun 1 milyon, 2 milyon, 3-4 milyon takipçisi, abonesi var. Ama diğer insanları gerçek anlamda bilgilendiren, ruhuna, maneviyatına faydalı olan kanallara bakıyorsun 5 bin, hadi 10 bin abonesi var. Yani ne oluyor bizde? Ben onu anlayamadım. Ne buluyoruz yani hani böyle lüzumsuz vlogları, videoları izleyip ne yaşamak istiyoruz? Onu çözemedim. Bilmiyorum sizin yorumunuz nedir? Bana katılıyor musunuz? İlla ki katılmayan da olabilir. Ona da saygı duyuyorum ama insanlara faydalı olmak lazım. Özellikle maneviyatına, İslamiyet'e uygun işler yapmak lazım. Belki bu bizim çekimlerimiz bile hani İslamiyet'e, dine uygun değil. Bilmiyorum. Allah-u Teala affetsin. Ama niyetimiz hani insanlara faydalı olmak, insanlara bir nebze olsun rahatlatmak. Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim. Evet, herkese tekrar merhabalar. Bu vlogda aslında Kızılay'daki işlerimizi hallederken de çekimler yapacaktık. Lakin yorulduk, kusura bakmayın. Yağmur çok yağıyor, çekimi yapamadık. Araç içinde çekime devam, konuşmaya, sohbete devam. Yavaş yavaş otoparktan çıkıyoruz artık. Allah razı olsun, otoparkçı abiler yanımızda nakit para taşımadığımız için, hani pandemiden ötürü rica ettik, gelince ödemesini yapalım, hani bankamatikten çekelim diye. Onlar da Allah razı olsun hoş gördüler. Hemen bir saatte işimizi halletti, gelirken de ödemeyi yaptık. Teşekkür ediyoruz onlara da. Evet, herkes iyidir inşallah. Herkesin sağlığı, keyfi yerindedir inşallah. Allah Teala hepimize can sağlığı versin. Hayırlı ömürler nasip eylesin. Can sağlığıyla, faydalı işlerle meşgul etsin inşallah hepimizi. Bismillahirrahmanirrahim. Ben dua ederken siz de yolu izleyin, hadi bakalım. Ankara'da bugün yağmur var. Daha doğrusu geceden beri yağıyor. Tabi iklim falan değişti sanırım artık. Küresel ısınmadan ötürü iklimler de değişti. Kaymalar yaşandı herhalde. Ahir zaman. Allah-u Teala yardım etsin inşallah. Dediğim gibi biraz artık herkes, kendimiz de dahil olmak üzere, kendimi de anlatıyorum tabii. Gerçekten çeki düzen vermemiz gerekiyor. Faydalı şeylerle meşgul olmamız lazım. Allah-u Teala'nın izniyle zevk sefayı öteki dünyada yaşayalım inşallah. Bu dünya sıkıntı çekme yeri Müslüman müminler için. Allah-u Teala'nın emirlerine ve yasaklarına uyarsak, İslamiyet'e uyarsak, Ehl-i Sünnet itikadına tam anlamıyla uyarsak, Allah-u Teala'nın izniyle, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hürmetiyle, büyüklerimizin hürmetiyle, dünya ayağımızın altına halı olur, kilim olur. Diyeceksiniz ki nereden geldim bu konuya, niye böyle hani konuşuyorsun? Az önce de söylemiştik. Basitinden örnek olarak YouTube kanallarında YouTuber'ları saçma sapan vloglar, izlenme saati çok olsun, görüntüleme, tıklanma oranı fazla olsun diye saçma sapan lüzumsuz videolar çekiyorlar, vloglar çekiyorlar, bunları yayınlıyorlar, ünlü YouTuber oluyorlar. Ama gerçek anlamda insanlara faydalı olabilecek vloglar, videolar çeken insanların videoları, vlogları izlenmiyor. Bunu soruyorum, niye? Neden? Allah-u Teala yardım etsin. Sıkıntı gerçekten. Basitinden söylüyorum. Artık insanlar gerçekleri duymak istemiyor herhalde. Hayal dünyasında yaşadığı için yazık, bir sürü faydalı YouTuber'lar var, faydalı çekimler yapan, ama pek fazla aboneleri yok. Faydasız, lüzumsuz videolar, vloglar yayınlayan kanallar, YouTuber'ların milyonları aşkın abonesi var. Çok yazık. Gerçekten yazık. Herkese hayırlı sabahlar tekrardan. Sesim inşallah net geliyordur. Tam kontrol edemiyorum. İnşallah aksamadan geliyordur. Bugün hastaneye geldim. Bir ay geçti ilaçlar yazılara. Bu alerji durumundan dolayı. Alerji immünoloji birimine tekrar geldim muayeneye. Hem ilaç raporu çıkarmaya hem de reçete tekrar yazıp onun kontrolü oldum. Şimdi hastaneden çıktım. Birkaç işimiz var dışarıda. Onları halledeceğiz. Bugün gündemde olan bir veya belki iki konu var. Onu bir konuşmak istiyorum. Sizle sohbet etmek istiyorum. Hadi bakalım. Yolda devam edeceğiz. İnşallah herkesin sağlığı, keyfi yerindedir, iyidir. Cenab-ı Hak herkese kolaylıklar versin, can sağlığı versin, hayırlı ömürler nasip eylesin. Mübarek Ramazan-ı Şerif ayımız da geliyor. Bir saniye. Alo, şu anda çekim yapıyorum. Bir kapatır mısınız? Pardon arkadaşlar. Evet, hastanemizde bildiğiniz gibi Lokman Hekim Hastanesi. Görüyorsunuzdur inşallah burası.
bugün cumartesi. Normalde sokağa çıkma yasağı var. Tabii biz hastaneye muayeneye geldik. Ondan ötürü muafız, izinliyiz bir nevi. Herkesin Ramazan-ı Şerif ayı mübarek olsun. Cenab-ı Hak can sağlığıyla tekrarlarını nasip eylesin inşallah. Allah-u Teala umduklarımıza nail, korktuklarımıza emin kılsın. Ehl-i sünnet itikadına uygun şekilde yaşamamızı nasip eylesin inşallah. Arkadaşlar bir iki mevzu vardı, onu söyleyecektim. Yani onunla ilgili sohbet etmek istiyorum. Allah-u Teala'nın izniyle oruç tutacağız inşallah. Gündemde tabii şöyle bir internette haberlere falan bakarken aşı ve iğnenin orucu bozmadığı diye birkaç açıklamam artık var. Arkadaşlar ben hani birkaç bilgim var da o kadar hani derin bilgilere sahip bir insan değilim. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarına uymaya çalışıyorum. Arkadaşlar aşı ve iğne orucu bozar. Bu böyle. İnsanların akıllarını bulandırmaya gerek yok. Vay besin maddesi, gıda maddesi yokmuş içinde. Bu şeyler yanlış bilgiler. Allah-u Teala'nın emiri ve yasakları kesin ve nettir. Allah-u Teala muhafaza eylesin. Evet, gördüğünüz gibi bugün cumartesi, sokağa çıkma yasağı olduğundan dolayı genelde trafik yok, bomboş. Evet, bilmiyorum hani açıklamayı da kim yaptı, ne bilgiye göre Ramazan'daki hani oruçla ilgili aşının ve iğnenin bozmayacağını söyledi. Onu bilmiyorum. Hangi kitapta yazıyor, hangi büyüklerin kitabında yazıyor, yani ona göre kaynak nedir, kaynağı nedir, bence diyerek eğer birisi bir şey söylüyorsa çok yanlış bir şeydir. Allah-u Teala muhafaza eylesin, Allah-u Teala yardım etsin İnşallah hepimize. Cenab-ı Hak ehl-i sünnet itikadına uygun şekilde yaşamamızı nasip eylesin. İmanlarımızı muhafaza eylesin. Aramızda evli olanlar varsa Cenab-ı Hak nikahlarını muhafaza eyleyip koruyup kollasın. İnşallah herkes iyidir. Tekrar soralım. Hadi bakalım. Yolu izleyin. Ben yine dua etmeyi unuttum. Siz yolu izleyin, ben de duam edeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Şu anda radar var, herkes yavaşlıyor. Normalde burada böyle şey olmaz. Herkes uçuyor, sıkıştıran sıkıştırana. Kontrol var giriş çıkışta. Birazdan görüşürüz inşallah. Şu kontrolden geçtikten sonra. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, kusura bakmayın, böyle ara sıra durduruyorum. Polis abilerimiz videoda görüntüsünü falan çekmek istemiyorum. Onlar da hani sıkıntıya girmesin diye. Şurada fırına uğramam gerekiyor. Fırından sonra inşallah görüşürüz. Hadi bakalım. Fırından ekmeklerimizi aldık. Bir saniye emniyet kemerimi bağlayayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdiki rotamız eczane. Eğer eczanede izin alabilirsem oradan da çekimler yapacağım. Sizlerle paylaşmak için. Tabii izin alabilirsek. Ramazan'da eğer imkanlar varsa oruçlular iftarla imsak arası gidip aşısını yaptırırsa daha iyi olur. Diğer türlü aşı, ne bileyim iğne orucu bozmaz filan, bozuyor arkadaşlar. Aşı ve iğne, bir daha tekrarlıyorum, orucu bozuyor. Cenab-ı Hak ibadetlerimizi mübarek eylesin, kabul eylesin. Ramazan-ı Şerif ayının da can sağlığında geçirmemizi nasip eylesin. Şu an eczaneye geldim. Bir sorayım. Eğer çekime izin verirlerse neyi? Vermezlerse yapacak bir şey yok. Aa, sağlık ocağı. Burada sağlık ocağı vardı ama sağlık ocağından eser yok şimdi. Görüyor musunuz? Sağlık ocağından eser kalmamış. Ay anasına, şaşırdım şu an gerçekten. Kentsel dönüşüm herhalde başladı burada. Evet, bir eczaneye gideyim, bir konuşayım. Eğer izin verirlerse çekim yapacağım. İzin vermezlerse araçta devam ederiz. Evet arkadaşlar, eczaneden de iznimizi aldık. Reçetede yazılan ilaçlar almaya gidiyoruz inşallah. Merhabalar. Evet, şu anda ilaçlarımız hazırlanıyor.
Bakalım inşallah Cenab-ı Hakk'ın izniyle şifa olsun. Allah-u Teala tüm hastalarımıza can sağlığı versin. Sağlık şifalar versin. Sebeplere yapışıyoruz. Doktora gidiyoruz. İlaçlarımızı alıyoruz. Cenab-ı Hakk'a dua ediyoruz. Cenab-ı Hak şifa versin inşallah. Evet. İlaçlarımız hazır arkadaşlar. Ablamız inşallah poşetleyecek. Birazdan eczaneden çıkınca da görüşürüz. Halen kafama takılıyor ya şu aşı mevzusu. Yani o açıklamayı neden yaptılar, nasıl yaptılar? Halen anlamış değilim ya. Dostlar, arkadaşlar, bizi sevenler, saygıdeğer abonelerimiz, aşı, iğne, oruçluyken yaptırılırsa oruç bozulur. Çünkü vücuda ister gıda, deva niteliğinde bir şey olsun, vücuda enjekte ediliyor. Bu orucu bozar. İslamiyet'i en iyi şekilde öğreneceğimiz kitaplar Ehl-i Sünnet alimlerinin yazdığı, naklettiği kitaplardır. İbadetlerimiz sakata gitmesin, sıkıntıya girmesin. Lütfen dikkat edelim. Namaz kılarken bile neredeyse günah işliyoruz yani böyle. İbadet yaparken günah işliyoruz. Namaz kılarken özellikle bin bir türlü akla bir sürü şeytan bir şeyler getiriyor. Allah-u Teala yardım etsin. İmanlarımızı muhafaza eylesin. Amin. Evet dostlar, sizler nasılsınız? İnşallah bizlere dua ediyorsunuzdur. Öyle umuyorum. Kanalımızı da sevdiklerinizi, dostlarınızı tavsiye ederseniz çok seviniriz. Yine tekrarlayacağım. Kusura bakmayın, sıkılmayın. Kanalımız para kazanmak için kurulmadı. Abone sayımız, izlenme süremiz tutsa bile para kazanmayı açmayı düşünmüyoruz. Sadece faydalı, sizlere güzel zamanlar geçirmek için çekimler yapıyoruz. Dediğimiz gibi aslında şehir dışında büyüklerin kabirlerini ziyaret edip oradan çekimler yapıp sizlerle paylaşmak, ama pandemi döneminde bir türlü çıkamıyoruz şehir dışına. Mübarek Ramazan ayı da geldi. Daha da kısıtlamalar oldu, olacak herhalde. Yine tek başıma çekim yapıyorum. Görüntüm nasıl, sesim nasıl geliyor emin olun hiç bilmiyorum. Sesim inşallah iyi geliyordur. Evet dostlar, yorumlara bakın. Hiç yorum yapan çok az. Emin olun yorumlarınızı dikkate alıyoruz. Lütfen yorumlarınızı yaparsanız, vloglarımızı beğenirseniz seviniriz. Biraz önce küçük bir işimiz daha vardı. Onu da hallettim. Şimdi kapanış konuşmasında yavaş yavaş yapabiliriz artık. Kapatalım değil mi yavaş yavaş? Arkadaşlar, dostlar, bizi sevenler, saygıdeğer abonelerimiz, Allah-u Teala hepimize, sevdiklerimize can sağlığı nasip eylesin, güç kuvvet versin, hayırlı ömürler nasip eylesin. Tekrar Ramazan-ı Şerif ayınız mübarek olsun. Cenab-ı Hak sevdiklerimize birlikte can sağlığıyla tekrarlarını nasip eylesin. Kusura bakmayın, böyle tek elimle hem çekim yapıyorum hem de aracı kullanıyorum. Hiç uygun bir şey değil aslında. Bu vlogda da sürçü lisan ettiysek affola. Başınızı ağrıtıyorsak değerli vakitlerinizi alıyoruz. Sevdiklerinize bizleri tavsiye ederseniz, bizim kanalı tavsiye ederseniz çok seviniriz. Abone olmanızı, beğenmenizi istirham ediyoruz. Ramazan-ı Şerif ayında da bizlere ismen bol bol dua ederseniz çok seviniriz. Bizler tüm abonelerimize, bizi sevenlere, dostlarımıza, sevdiklerimize bol bol dualar ediyoruz. Daha da fazla uzatmayayım. Haklarınızı helal ediniz. Allah-u Teala'ya emanet olun. Bizlere bol bol dua etmeyi unutmayın. Görüşmek dileğiyle. Kalın sağlıcakla.